Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Bihter Hanım nasılsınız? Teşekkürler. Behlül Bey odanızda. İşte Behlül'ün çalışması bu kadar oldu. Amcacığım, hoş geldin. Kusura bakma, ne olur, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de gözüm arkada değil diyordum. Ya toplantı saatini beklerken içim geçmiş vallahi. Sabahtan beri çalıştım halbuki. Yorgunluktan uyuyakalmış çocuk. Gece hiç uyumadım, onun da etkisi var tabii. Yine nerede söndürdün feneri? Hiçbir yerde canım. Bir şeyler taktım kafama. Öyle uyuyamadım işte. Geçsene yerine. İyiyim böyle, elleme beni. Anlat bakalım. Yolculuk nasıl geçti? Yolculuğun en güzel tarafı yolun sonunda bekleyene kavuşmak. Onun için çok şahaneyim şimdi. Adnan Bey. Nihat. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Gördüğün gibi. Bihter. Ne haber Nihat? İyidir. Toplantıya yetiştiniz. Ama şimdi nasıl kaytarayım diye düşünüyorum. Ben 2 dakika şöyle bir görünsem, sonra sevgilimle kaçıp evime gitsem ha? Evet, azat edin kocamı. İmzalamanız gereken şeyler var ama. İmzalayayım ne imzalayacaksam, sonra izin verin evime gideyim. Ne demek amca? O zaman 5 dakika odama kadar yorayım sizi. Tamam, bakalım hemen. Canım müsaade eder misin biraz? Tabii. Ayıptır ya. Ayağımın tozuyla çalıştırıyorsunuz beni. Buyurun. Ne ikram edeyim sana? Hiçbir şey. Bihter. Ben senden özür dilerim. Çok mahcubum. Öyle olman gerekir. Dün gece utancımdan eve gelemedim. Bir otelde geçirdim geceyi. Gerçekten uyumadım. Düşündüm. O sözleri nasıl söyledim diye. Kendimi yedim bitirdim. Ben şaşırmadım halbuki. Tarzın bu senin. Eskiden beri hep küstahtın. Onun için hiç hoşlanmazdım senden. Hiç değişmiyorsun. Hep aynı Behlül'sün. Lütfen. Evet, dün oraya bilerek götürdüm sizi. Çünkü Aynur Hanım ciddi şekilde şüpheleniyordu Elif'ten. Hilmi Bey'le telefon konuşmalarına şahit olmuş. Elif açıkladı bana bu durumu. O şekilde bir şey yok aralarında. Ben ailemi, kocamı düşünüyorum. Senin eşin bizim ailemizin de bir ferdi olacak. Onun için seni de huzursuz etmeden gerçeği öğrenmek istedim. Yarın bir gün etraftan duyarsan daha kötü olur diye. Ama senin bu kadar kendine aşık olduğunu tahmin etmiyordum. Ne çok değer veriyorsun kendine, ne zannediyorsun? Bihter yeter. Özür diledim işte. Hayatım, kaçayım dedim ama kurtulamayacağım galiba. Gündeme bir baktım da benim toplantıya katılmam lazım. Tamam canım, sen gir toplantına, ben de eve gideyim. Buraya kadar da getirdim seni. Olsun, evde görüşürüz. Kızmadın değil mi? Yo, sen işine bak. Hadi Behlül, teşekkür ederim. Efendim baba. Müsaitsen seninle bir yemek yiyelim mi? İmkansız. Toplantıya giriyorum. Konuşmamız lazım ama. Bugün görüşebilir miyiz? Çok önemli. Konu ne? Sen, ben, annen. Toplantıdan çıkınca arayayım mı seni? Tamam. Telefonunu bekliyorum.
babam. Görüşmek istiyor, önemliymiş. Canımı sıkacak yine kesin. Hoş geldiniz Bihter Hanım. Bihter. Ne haber? Gözün aydın. Sağ ol. Adnan nerede? Holding'de bıraktım onu. Toplantıya girdi. Peyker biraz önce gitti. Çok selam söyledi sana. Neler olmuş dün? Hiç anlatmıyorsun. Peyker'den öğrendim. Ağzım bir karış açık kaldı vallahi. Ne rezillik ya. Anne lütfen bu konu hakkında kesinlikle konuşmanı istemiyorum. Aman bana ne, o insanlar için çenemi yoracak halim yok. Ben Behlül'ü düşünüyorum. O ne yapacak bu durumda? Elif'le konuşmuşlar, bir sorun yokmuş. Ay neyse ne, sen alışverişte değil miydin? Hah, kartını vereyim. Çok teşekkür ederim. Adnan'ı aradılar bankadan. Harcama yapılıyor diye haber verdiler. Aa. Onun ek kartı ya benimki. Ay işte şimdi ayıp oldu. Ben de utandım ama ne yapayım? Bir şey dedi mi? Ne diyecek? Neler aldın bakayım? Çok şahane şeyler, bayılacaksın. Anne bu ne? Dur delirme hemen. Önce bir gör. Dadam. Çıldırdın mı sen? Ay güzel değil mi? Ben çok sevdim. Müzik.